taraftaki derenin orada olta atarken görmüştük. Hanımefendi Nurten Çakmak. Doğru mu efendim? Nurten Hanım'ı lütfen ben sahneye almak istiyorum. Kendisini dün orada gördüğümüzde yarışmamıza davet etmiştik. Ve kendisinden yarışmaya mutlaka katılması gerektiğini rica etmiştim. Sağ olsun eşiyle birlikte katıldılar. Ve bir tane yakaladım. Evet, bir tane yakaladı ama kenardan bizim hakem arkadaşımız suya düşürdü. Onu biz artık olmuş kabul ettik ve aslında bu ödülü sadece ve sadece bu erkeklerin arasında yarışma cesaretini gösterdiği için kendisine takdim ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Onun ödülünü de müsaadenizle ben vermek istiyorum. Nurten Hanım, Nurten Çakmak, evet ben katılım belgesini vereyim. Teşekkürler. Belki dün bize söylediklerinizi burada bütün herkese söylemek istersiniz. Özellikle limit altı balıkların yakalanmaması ile ilgili. Evet. Ne dersiniz? Evet, evet. Evet, küçük balıkları ben de uyarıyorum arkadaşları görürsem. Ben deniz balıkçısıyım aslında, kıyı balıkçısı. Bir de pislik yüzünden çöpleri bırakıyorlar ve çok gördüğüm kişileri mutlaka uyarırım. Derim atmayın, çöpünüzü alın gidin, piknik yapanları, bunlara çok önem veririm. İşte çok seviyorum yani balık avını, eşim sağ olsun o öğretti bana. O öğrettikten beri 5 yıldır da yapıyorum ve çok çok seviyorum. Yani herkese de tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Sağ olun Nurten Hanım. Evet. Yarışmamız burada sona erdi ama aslında bu yarışmanın en güzel tarafı şimdi başlıyor. Binlerce balığı suyla buluşturmak üzere lütfen dere kenarını sizi bekliyoruz. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Uzungöl Belediyesi ve Olta Balıkçılığı Federasyonu işbirliği yapılan Türkiye'nin ilk doğal alabalık yarışması sona erdi. Kimin kazanıp kimin kaybettiği hiç önemli değildi. Aslında en güzel görüntüler şu an arka tarafta yaşanıyor. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürü Altındere istasyonunda, üretim istasyonunda yetiştirilen 50 bin balık Uzungöl'le buluşuyor. Aslında en güzel tarafı bu. Onlarca olta balıkçısı şu an yavru balıkları suyla buluşturuyorlar. Yarışmak bahane, hakikaten dostluk şahaneydi. Artık bundan sonra bütün doğa dostları, bütün herkesin daha güzel günler, daha güzel zamanlar geçirmesi dileğiyle bütün yaban dostlarına selam olsun diyoruz.